Ama yaşayan ve yaşatan insanların durumu da gözlemledim. Kendim de yaşıyorum şu anda. Evimiz enkaz halinde. İşte enkazın kaldırılmasını bekliyoruz. Ama şuna inanın ki 95-93 yıl önce yaşanan durum neyse şu anki durum da aynı. Bir tek farkı var. Enkaz altında cenazelerimizin olmayışı. Yani yaşayan canlı olmayışı. Yani bizim hedefimiz belli. Haydi beraber kullanalım, haydi beraber kazanalım. Bizim bir tek gerekçemiz var. Bu iktidarı yolcu edip yeni bir iktidarla hayata devam etmek. Bizim birinci gerekçemiz demokratik hakkımızı kullanacağız. İkinci gerekçemiz sıkıldık artık. Bu iktidarın yönetiminden, bu iktidarın bize bakış açısından, insanları aşağılamaktan, insanları tehdit etmekten, insanlara böyle insan gibi değil de farklı bir görüşle benden olanı benden olmayanı ya terörist ya insanlık dışı muamele yapmasından bıktık. Yani parmak sallanmasından tehdit edilmekten sıkıldık artık. Yani bu iktidarın artık bize, sadece bize değil, topluma verebileceği hiçbir şey kalmadı. Çok sorunlar devam ediyor. Her şey tepe tıklak. Zaten insanlar rahat değil. Üstüne herkes, hiç kimse memnun değil. Sinirler gergin. Ne yapacağız bilmiyoruz. Her şey çok güzel olacak. Evet, kadınlar kazanacak. 10 güne kadar biz bir şey görmedik. Gittikten sonra biz burayı kısa bir süreliğine terk ettik. Sonra geri döndük şimdi. Hala sinekler çok yoğun bir şekilde mevcut bulunuyor. Çok rahatsız edici. Su çok yetersiz. Durum bu. Değişen bir şey yok ama. Seçimde herkes cevabını verecektir illaki. Ve bunu 15 Mayıs gününde hep birlikte göreceğiz. Allah طول الليل تشاهدير في قراسي ومرداني يا ابني يعني الهزه صارت املت حالي تنسين انا مالي خبر هزه صارت من التنسيون وعلاج مشرب وكل شيء ما شربك وهلا جيت اخذ مي بالزر ما عطاني ما قال له مسوي عملي وش كيف كان يا ابني والله حرام علي عندي اولاد ما حد ما يعين فينا تحرم علي ولا معاش ولا قشط البطي الله جعلني مت كيف كان مت يا ابني تستر كيف كان الموت اينه اي والله بدنا نروح يا ابني طبيب انا اعطيه بدنا نعطي طبيب يعني بدنا نروح ياخذوني افحسن بمشي بعد عجل يعني الله يوفقك يا ابني ويرزقك يا رب شيله يا ابني هي شغل